Hello, hi, hi, hi. Adamsınız be. Vay. Kamyonun üzerine struggle yazmışlar, mücadele. Bence kamyonun içindekiler de üstünde yazanı bayağı bir temsil ediyor. Bu ülkeye tehlikeli denmesinin en önemli sebeplerinden biri de sürekli iç savaşlarla boğuşulması ve gerilla savaşlarının hala devam etmesi. Burası sadece dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri değil, aynı zamanda en az ziyaret edilen ülkelerinden biri. İnsanları tehlikeli mi? Bunu söylemek çok zor. Zaten girişte asker var, solunda görüyorsunuz. Bu tarz yerleri genelde askerler tutuyor. Askeri ülkelerde böyle oluyor zaten. Are you happy? How are you? What's your name? My name is Yani. We are from Turkey. Nasıl utanıyor? İlk başta bakışlar agresif gibi görünse de umutsuzluk var gözlerinde. Şaşkınlıkla bakıyorlar. Yani selam verdiğinizde o yüzler, o agresif yüzler hemen yumuşayabiliyor. Dili'den ayrıldık, şehir merkezinden. Yollar bu şekilde devam ediyor. No, no name, no name. No, no. Bizim ülkemiz gelecekte çok refah içinde bir ülke olacak diyemiyorlar. Öyle bir umutları yok. Herkese Demokratik Timur-Leste Cumhuriyeti'nden selamlar. Bugün Day 2, ikinci günümüzdeyiz. Zaten bizim de 3 günümüz var burada. Yarın buradan ayrılacağız, Bali'ye geri döneceğiz. Şu anda kahvaltıya geldik, yeni uyandık. Şöyle gözleri bir gösterelim. Alican, toparladın mı sen kendini? Dünden İyiyim. Sonra. İyiyim abi ya. Birkaç iz kalmış bacakta da. Bir göstersene ya. Şöyle ucundan. Harbi morarmış ya. Renk... Çok bir şey yok gibi ama yok. Morarmış ya şey biraz. Şey var, ya. Acı var. Tabii evet. Tabii ya. O an anlayamadık zaten de. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Moralimizi bozmayalım, devam edelim. Bir önceki videoyu izlediyseniz, Timor'daki ilk videomuz. Alican'ı bayağı bir gasp girişiminde bulundular. Bir motor üzerinde iki çocuk gelip çarptı. Elindeki her şeyi alıyorlardı vallahi. Sonradan Hayt'a anlattı. Çocuk benim elimdeki telefonu almış zaten. Almış harbiden. Alıp farkında düşürmüş. Farkında bile değilim. Onun çarpması aslında beni ittirmesi gibi bir hareketmiş. Aldıktan sonra aslında çocuk sana çarptı yedim. Diye çocuk telefonla terliğini düşürdü zaten. Amacı da hırsızlık olduğu için tabii, geri tabii. Dönüp terliğini bile almadı. Ben o anki şokla hiçbirini anlamadım da Hayt'a evet. Biraz mesafeli olduğu için bize o anlattı yani. Evet. Telefonunu aldı elinden. Ben o bile yok. Yere düşürdü sonra telefonu. Evet. Öyle. Sağlık olsun. Evet. Hava çok güzel bugün. Evet. Hava bugün harika. Yani harika derken çok sıcak. Dün dehşet bir nem vardı. Bugün en azından keyifli bir hava var. Biraz esinti var. Biz şimdi kahvaltıya geldik. Ekibimizi biliyorsunuz bir önceki videodan. Varuna Gezgin, Murat Fıçıcı, Hayta Yollarda, Sezer Yılmaz, Ali Can'la da ben varız zaten. Bir de tabii Timor-Leste'de yaşayan tek Türk olan Ayhan abi var. Ayhan abi de sağ olsun dün bizi aldı. Resmen paket program yaptı. Bizle öyle güzel ilgileniyor ki sonuçta çok bakir bir yer. Turistin gelmediği bir yer. Yabancının bulunmadığı bir yer. Sokakta yürüdüğümüzde bile herkes bakıyor. Afrika'nın çok çorak bir ülkesinde gibiyiz aslında şu anda. Ve aynı zamanda ülkede savaşlarla, iç karışıklıklarla sürekli boğuştuğu için, çok yeni bir ülke olduğu için sokaklarda gerçekten tehlike barındırıyor. Çünkü insanlar yoksul. İnsanlar gerçekten açlık sınırının bile altında yaşıyor burada. Özellikle Ocak'la Nisan arasında burada ciddi bir kıtlık, malzeme yokluğu yaşanıyor. Ve bu da insanları tabii hırsızlık, gasp gibi şeylere itiyor. Bunun dışında asıl tehlikeli dediğimiz nokta küçük hırsızlıklar, soygunlar, gasp değil. Burada bir gerilla varlığının da olması. Yani burada dağlara baktığımızda kamplar mevcut. Belki bu videonun ilerleyen vakitlerinde veya başka bir videoda anlatırız onu da daha detaylı. Şöyle bir bakalım mı denize? Bu arada sahilleri harika buranın ya. Çocuk çıplak ya. Onu çekemeyiz şimdi biz. Hatta gel kahvaltıya geçelim ya. Yine Bali'deki gibi kimse kornaya basmıyor. Korna olayı yok abi burada. Çünkü trafik de yok. Trafik gördüğünüz gibi burada da bize ters akıyor. Motor kiralayınca sıkıntı olmuyor da tersten araba kullanmak biraz sıkıntı yaratabiliyor. Deneyiminiz yoksa sol taraftan akan bir trafikte hiç önermem. Şimdi Castaway restorana geldik. Varuna Gezgin bütün dünya turunu tamamlarken yani 197 ülkenin tamamını ayak basarken tabii Doğu Timur'a da gelmişti. Ve bu restorana daha önce gelmiş, uğramış ve burayı çok beğenmiş. Şimdi bizi tekrar buraya getirdi. Buraya gidelim dedi. Çünkü sabah hepimiz açız. Hiçbirimiz risk almak istemedik. İyi bir yerde kahvaltı yapalım istedik. Zaten iki sabahımız olacak. Bir bu sabahımız bir de yarın sabahımız. Ayhan abinin kızı Aylin. Aylin.
Aynen. Gel gel gel. Girmeden şöyle bir menüyü gösterelim. Steak var mesela burada $8. Buradaki rakamların hepsi Amerikan doları. Sadece bu restoranda değil, burası bir yabancı restoran diye değil yani. Sokakta da rakamlar, her şey Amerikan doları olarak geçiyor. Sadece demir paraları var. O demir paralar Timur'un parası. Onun dışında her şey Amerikan doları. Ah, burada işte. Ayhan abi hızlı yetişti bize. Gösterelim abi. Ülkenin parası sadece bu demir paralar. $2, $1. Ya $1 yerine mi geçiyor? Evet, $1. 50 cent, 25 cent. Ha bu da $2. Evet, o $2. Ya en azından $2 yerine geçen bir demir para var ya. Evet. En büyük Timor parası burada $2. 200 yani. $2. En küçüğü de bu mu? Aa, hayır, 5 cent, 1 cent'e kadar düşüyor. 1 cent'e kadar düşüyor. 10 cent, 5 cent, 1 cent. Hmm, evet. Kahvaltımızı yaptıktan sonra herhalde bir Lixisamabara tarafına gideceğiz. Sahil boyu. Gidelim oradaki yerleşimleri de görün. Lokal yaşantıları görün. Eski evlerini görün. Şu an tabii Birleşmiş Milletler'in himayesinde değil. Değil. Doğu Timor. Değil. Şu anda tamamen kendine ait tamamen bağımsız bir ülke olarak bir yönetimi var. 2002'den beri. Evet. Ve 21. yüzyılın aslında en genç ülkesi. En yeni, en taze ülkesi. Evet. Evet. Yatırım yapılmak için iş adamlarına çok büyük fırsat. Ama ülkenin tanınması lazım. Kimse bilmiyor, şeyde Google Map'ta bile bulamıyorsun. Evet. Küçücük bir ülke. Evet. Sadece 1 milyon 200 bin nüfusu var. Şöyle bir barı var buranın. Where are you from? From Australia. Australia. Yeah. So you are the owner of this restaurant? One of the owners, yeah. When did you establish this place? 2003. Oh, it's been a while. Burayı zaten Avustralyalıların işlettiği çok belli oluyor. Ortamı da tam böyle bir Avustralya barına çevirmişler. Murat abi sen daha önce buraya gelmiştin zaten. Doğu Timur'a geldin. Burayı da daha önce denedin. Onun üzerine de bugün buraya geldik. 2012 yılında geldiğimde mutlaka Kestebe'yi görmelisin demişlerdi. Geldik burada günlerce takıldık. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Bence dünyayı gezerken bazı şehirlerde ikonik mekanlar vardır. Herkesin gitmesi gereken, görmesi gereken, sosyalleşmesi gereken. Kestebe'yi de öyle bir yer. Doğu Timur için öyle bir yer. Bu ekiple de birlikte geldiğimizde mutlaka görülmesi gerekenlere, aynı müzeye gitmek, tarihi yerleri görmek, çarşı pazar görmek gibi Kestebe diye de yazdık. Öyle değerli bir mekan. Eskisi kadar çok insan yok çünkü eskiden yaklaşık 5000'e yakın burada Birleşmiş Milletler çalışanı ve NGO vardı. Hı hı. O dönemlerde bu ülke henüz daha tam bağımsız değildi. Yönetim dışarıdan, evet, sağlanıyordu. O yüzden çok ciddi bir ekspat potansiyeli vardı. Hı hı. Şimdi o birazcık yerliyle bizim gibi turist karışımına dönmüş durumda. Yani abi sen bir önceki gelişinde burası Birleşmiş Milletler Partisi'ne tıklım tıklım yani. New York'ta bir bara girmiş gibi yani. Öyleydi o kadar, yani. O kadar tıklım. Şu an Birleşmiş Milletler'in çekilmesiyle, evet, ortam böyle ülkedeki oldu. Ülkedeki turizm de çok zayıf olunca ülkenin halen adı bile bilinmiyor. Yani şu anda siz bu ülke için aslında müthiş değerli bir şey yapıyorsunuz. Ülkeyi, evet, doğru, belki de bugüne kadar tanıtan ilk gezginlersiniz. Bir gün başbakandan tebrik yazısı alabiliriz yani. Belki bir gün. Evet, çok güzel de bir soframız var burada şu anda. Şöyle ortada mezeler, humus var, feta cheese var, mango suyu ve avokado portakal suyu. Evet, şu anda geldiğimiz nokta Timor Leste'deki tek AVM. Burayı da size gösterelim istiyoruz çünkü ilginç bir şey. İkinci bir AVM yok burada. Yok. Tek AVM, da, Timor tek, Plaza. Evet. Burası biraz daha zenginlere hitap ediyor diyebilir miyiz? Zengin, buradaki daha üst zengin, kesime. Evet, zenginlere, üst tabakaya hitap ediyor ama şey, her cumartesi akşamları şu gördüğünüz meydanda burada gece marketler açılıyor. Sadece ızgara, cumartesi günleri. Evet, ızgara ve lokal yiyecekler. Onlar sergiliyor. Çocuklar için eğlenceler, oyuncaklar falan. Evet. Timor Leste'nin ilk yapılan ticaret merkezleri. İlk ve ha, ilk son AVM'si olmayacaktır illaki ama olacak, ilk yap. Tabii ki ama bu sağ tarafta kafe var mesela. Gloria Jeans. Gloria Jeans. Gloria Jeans mi bu? Evet. Gloria Jeans. Burger King. Hani Gloria Jeans varmış aynen. Evet. King, Burger King var arka tarafta. Bu tarz zincirler de var yani Timor Leste'ye girmiş. Bol miktarda telefon shoplar. Mesela, evet, girdik hiçbir şekilde X-ray falan yok burada. Böyle hatta İngiliz. Güvenlik önlemi hiçbir şey yok. Little bit. Her, evet, taraf Çin marketleri. Aa, food court var mesela, yeah, her türlü yemeği, her türlü içeceği Çin, bulabiliyorsunuz. Evet, Çin yemeği, Endonezya yemeği. Evet. Burada bu ülkenin kendi yemekleri var mıdır? Tabii ki var, var. Kendi mutfağını, evet, buradan gösterebileceğimiz bir yer var mı? Böyle bir food court'ta mesela. Daha çok onlara özgü olan. %100 bunların mutfağını gösteremezsin. Biraz daha Endonezya tarzı. Nasıl bu renkler falan, aynen, var değil mi? Şu karşıdaki yeri görebilirsin. Daha çok böyle pilav, pilav üzeri, yumurta. Aynen, aynen, aynen. Sebzeli pilavlar. Aynen. Endonezya zaten kültür olarak hep bir olduğu için burayla. O nasi goreng dediğimiz şey burada da var. Her şey pilavla yapılıyor, pirinçle yapılıyor. Sebzeli pirinçler, her şeye yumurta katmayı seviyorlar. Evet. Burada mesela bir böyle esnaf lokantası tarzı. Aynen.
Patates öyle çeşit çeşit yemek. Patates salatası. Ev yemekleri. Ev yemekleri. Evet. Filipin usulü. Bak giyimler falan nasıl değişti bir anda buraya Neymar, gelince. Burası da Neymar, evet. Burada biraz daha üst kesim var ya. Burası Timor Leste'nin Paris'i. Yani Leste'nin Paris'i burası. Şimdi burası Neymar. Timor Leste'de market fiyatları. Abi Timor Leste'de market fiyatları videosu çekeceğimi 3 gün önce sorsanız. Yani ben de inanmazdım ama şu anda Timor Leste'de market fiyatlarına bakıyoruz. Murat hocama soralım bir ya. Türk markası bulana ödülümüz var. Evet, Türk markası arayın. Tamam, challenge'a başladık şu anda. Aynen abi ben seni alacağım. Bal parmak, bal parmak. Bulurum. Evet, Ayhan abiyi biz kaptık. Ayhan abi, bize hızlıdan bir Türk markası bulabilir miyiz? Abi, bu markette bulmam mümkün değil. Kikkoman Türk markası değil miydi? Kikkoman Türk abi ya. Abi Kikkoman. Yok abi, bak. Abi, Kikkoman ya. Daha Türk olmamış ama. Yakında Türk ederiz. Bir şey yok mudur abi burada ya? Ülker falan? Yok, imkanı yok. Genel olarak Timor Leste'de et fiyatları nasıl? Abi dondurulmuş et kalitesine göre değişiyor tabi. New Zealand eti olursa, Angus eti olursa, Avustralya'nın olursa farklı. Evet. 18-19 dolar. Eğer kuzu eti olursa 25-30 dolara kadar çıkar. Fiyatlar gördüğünüz gibi her yerde Amerikan doları. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Şuraya 30'lu bak. Yumurta, evet 30'lu yumurta 5 dolar falan. 5-25. Suya bakalım abi. Böyle bir markette su ne kadar mesela? Su 25 centten 50 cent. Şöyle aynen. Bir Leste suyu, Timor Leste'ye özgü bir su. 1,5 litre bu. Ne kadarmış? Abi 25 cent. 25 cent sadece. Bayağı ucuz, güzel. Abi buranın yerel birası hangisi? Bintang. Bintang. Nerede evet. Bintang abi? Burada var bak. Şöyle buranın yerel birası Bintang. 1,25 dolar. Evet, markette dikkat ederseniz müşteriler genelde burada yaşayan yabancılar. Birleşmiş Milletler çalışanları olabilir. %90'ı öyledi diye tahmin ediyorum. Heh. 2002'den sonra Birleşmiş Milletler buradan çekildi. Evet. 2002'den sonra herhalde buradaki yabancı nüfus da çok ciddi bir şekilde azaldı diye düşünüyorum. Çünkü asıl buradaki yabancı nüfus oluşturan Birleşmiş Milletler personeli. Evet, evet. Ben ondan sonra da devlet kurumlarında iş öğretmek için kalanlar yerleşimde geldiler. Çoğu kontrat bitiminden sonra kalmak istedi, kaldı. 20 yıldır burada yaşayanlar var. Murat abi bulabildiniz mi? Türk yok, challenge devam ediyor. İlk bulana 100 dolar ödül koyduk. İlk bulana 100 Türk dolar. Markasını bulan. Şurada diğer alkolleri de gösterebiliriz. Çok mesela pahalı. Cin şu şekilde 33 dolar. Çok şöyle pahalı. 1 litrelik bir filtre cin. Şöyle 1 litrelik bir Chivas var burada 45 dolar. Soğan fiyatları. 1,5 dolar. Soğan 1,5 dolar. Çevir. Patates 1,5 dolar. Sarımsak kilosu 2,75. Şimdi videodan biraz uzaklaşıyoruz ve challenge'ımıza geri dönüyoruz. Bir Türk ürünü 100 dolar. Türkiye'den gelmiş olması da yeterli bizim için. Colgate'ler falan Türkiye'den gelmiyordur değil mi? Murat abi dedi ya barkodu varmış barkod, diye. Barkod. 186 mı? Değil abi. Ya mesela atıyorum. Ladiva diyor bak mesela zeytinyağına. Nerede? Şurada hemen bak. Ladiva. Mesela şöyle Ladiva zeytinyağına bakalım. İtalya diyor. Murat abi buraya ithal edilirken Türkiye üzerinden geçmesi kabul mü ürünün? Yani hayır, Türkiye'den transit Türk olarak Türk hava sahasından geçmesi veya kara sahası. Yok abi. Tamam. Barkodunda direkt. Kaç barkod? 85 dolar başlıyor benim. 5, 6 mı 5 mi? Öyle bir şey onunla başlayacak abi. Türk malı olacak. Bak Bebelak var mesela. Bebelak belki. Bebeler gibi mutlu eder bizi de yani. Koskoca Ayhan abi Ayhan diyor abi, ki. Abi çok evet emin konuştu. Evet. Nabati. Halal. Hibisküvi helal nasıl olabiliyor? İçinde domuz yağı falan olabiliyor. Vesaire kullanılıyor evet. Tamam. Yok ya burada yok. Evet. Ayhan abi dedi yok ya. Biz videoya artık devam edelim o zaman kaldığımız evet. Yer. Daha doğrusu videoyu artık market tarafında kapatabiliriz. Neyse en azından bu challenge sayesinde fiyatlara bakmış olduk. Şöyle bir etraflıca gezmiş olduk bu marketi. Bu market ortalamanın biraz üstünde bir market. Yani gördünüz içeriği. Zaten Ayhan abinin de dediği gibi burası Timor'un Paris'i. O yüzden Timor'un Paris'inde bir markete girerseniz nasıl bir şeye karşılaştığınızı onu görmüş olduk. İkinci kata geldik şimdi. İlk katta süpermarket ve 1-2 kafe vardı. Burada da teknoloji var tamamen ikinci katta. Şöyle hızlıca bir Apple'da fiyatlara bakabiliriz. iPhone mesela. Do you have iPhone 15? Burada değil galiba. Yokmuş. iPhone'umsu HP. Evet, ilginç bir şekilde Timor'da böyle bir katta, teknoloji katında iPhone 15 bulamadık mesela. Yan tarafta 11 ve 12 satılıyor. Sanırım Timor Leste'ye gelen son modeller 11 ve 12. Açık bir internet kafe. Bu şekilde laptoplar üzerinden dönüyor.
Çok değişik bir ortam. Biraz da ortak çalışma alanı gibi böyle düşünebilirsiniz. Bu ülkede genelde kullanılan daha çok Samsung, Oppo gibi telefonlar kullanılıyor. Fazla iPhone kullanılmıyor açıkçası Timor'da. O yüzden mesela koca bir teknoloji katında iPhone 11 ve 12'den sonra çıkmış olan modelleri hiçbir şekilde bulamıyorsunuz. Ayhan abinin de dediği gibi şu anda Timor'un Paris'indeyiz. Yani en iyi AVM'sindeyiz. Zaten tek AVM'sindeyiz ve burada teknoloji katı var. Ülkedeki en iyi teknoloji katı olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir spor mağazası var. Komple toplamışlar ürünleri. Adidas, Nike, Puma bu markalardan seçme ürünler toplamışlar biraz. Fiyat nasıl? 59 dolar. Mesela şöyle klasik bir Adidas Originals tişörtü. Ne kadar? 39 dolar 40 desek 1200 lira. Türkiye'deki fiyatlar gibi ya. Aşağı yukarı aynı. Abi şöyle bir top alıp Bali'ye. How much is this? 50 dolar. 37 dolardı. İndirim yaptım. 50 dolar oldu diyor. Abi şöyle biz 50 doları salak yapıp şöyle sektire sektire AVM'den çıksak olur mu? Thank you so much. Thank you. Hocam biraz dayanamadım ha. Vallahi dayanamadım. En son kızdı çocuklar verdik topu. Ama şeymiş. Timor Leste'de şöyle bir şey varmış. Topun fiyatını sordum 37 dolar dedi. Ama özel bir indirimimiz var dedi. Ne kadar oluyor dedim 50 dolar dedi. Bindirim yapıyorlar yani. İndirim adı altında biraz bindirim gibi sanki. Ama neşeli insan. 37 dolar bir top için pahalı değil mi? Çok pahalı. Zaten indirimden sonra 50 dolar oldu. Ama gideriz insanlar ya. Yani şöyle bir mağazadan bile alıp çok şurada... Çok durgunlar ama yani böyle bir monoton bir hayatları var galiba. Sürekli böyle bir dalgınlar. Seni fark edince bir tepki veriyorlar. Hiç agresif değiller zaten sakinler ama böyle bir mutsuzluk da hissediyorsun sen. Böyle bir sanki mutsuzlukla karışık... Umut eksikliği. Eksik, evet. Bunu Beyrut'ta da birçok kişi de görmüştüm. Beyrut'ta. Yani, evet, orada böyle hiç başı dertten kurtulmayan bir ülke. Evet, yani. Evet. İnsanlar böyle bıkmış artık yani. Gelecekten böyle umutları kırılmış. O da auralarına, gözlerinin ferine yansıyor. Hissediyorsun yani. O durgunluk, süzülmüşlük. Bence Doğu Timor'da da birazcık geleceğin ne olacağını bilememe. Çok, bizim ülkemiz gelecekte çok refah içinde bir ülke olacak diyemiyorlar. Öyle bir umutları yok. O da belki hani bize karşı tepkisizliğe yol açıyor. Hani tepkisiz, evet, kalıyorlar her şeye. Evet, çünkü bir yanda doğduğun, büyüdüğün topraklar var. Bir yanda belki kafanın ucunda bir yerlere kaçmak. Evet. Endonezya'ya yerleşmek, Tayland'a yerleşmek, Avustralya'ya gitmek var. Aslında çok güzel bir çıkarım oldu. İnsanların o tepkisizliği ve yüzlerindeki durgunluğun böyle bir açıklaması olması. Muğlak ya. Evet. Netlik çok muğlak. Yok evet. Hayatlarında. Ne olacağını bilmiyor. Bu da rutindeki günlük hayatlarına yansıyor işte. Evet. Belki bu şekilde. Aynen. Futbolu da böyle güzel bir sohbetle kapattık. We are making video for YouTube. What's your name? Aguida Velomunis. Aguida Velomunis. Velomunis. Yes. You are from here, Timor Leste. Timor Leste. Yes. What do you sell here? Like old woman, you have anything for men? No men. No. Shoes, no. Clothes, no? No. How can we say hello in Tetum? Hi. Hi. Yeah. Thank you is what's thank you? Obrigada. Ah, obrigada. Yes. Like Portuguese. Okay, hi hi, bye bye, obrigada. Obrigada. Okay. Thank you, thank you. Çok utangaç ama. Çok, acayip çok. Utandı. Evet, az evet, önce evet. Biz futbol oynuyorken çok gülüyordu, ondan bir selam verelim dedik. Ama çok naif insanlar bak. Şuradan aldık şu topu oynadık. 5 dakika önünde oynadık adamı. Gülerek izledi. Tepkisizliği Murat abi çok harika güzel açıkladı. Açıkladı. Evet. Hi. Hi, 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 bye bye. My name is Mert. Your name? I'm Ara. Ara. My call number is Ara. Ah, okay. So what are you doing? Beauty Mina. Yes. Like beauty salon. Yes, can make. Şöyle fiyatları gösterelim. Mesela burada Hamos Matan Full'un yaptırdın abi 1 dolar. Pinta Matan Full'un yaptırdın 2 dolar. Ha dersen ben Hasai Taylalat yaptıracağım 25 dolara kadar çıkabiliyor. Ama buranın Pinta Liman Kukun yes, Fariyasisi meşhur. Yes. What is Pinta Liman Kukun Fariyasi? Yeah. Manikür. Yes, manikür. Yes. Obrigado. Okay, thank you so thank much. You. Thank nice you. To meet you. Nice to meet you too. Bye bye. Hi hi bye bye. Kubandu balığı tanesi 1 dolar bunların. Babaları tutuyormuş balıkları her sabah. Yani taze. Tüm balıklar çok taze. Şurada aşağıda da var aynı balıklar. Yol kenarında bu şekilde satıyorlar. Yolda durup ve buradan taze balık alabiliyorsunuz. Sinekler de buranın bir gerçeği sonuçta. Yapacak bir şey yok. Chelsea forması. Chelsea, you like Chelsea? Çok utangaçlar ya.
Buna da balyo balığı diyorlar. 40 dolara satılıyor komple balık ve 20 kiloluk bir balık bu balyo balığı. Babası tutuyormuş sabahları. Şu an balıkları aynen şu şekildeki gibi. Çocuklar ileride başka bir balık tezgahına doğru gidiyor. Bizimkiler de bağırıyor, buraya gel, buraya gel diye. Balıkları bize getir, bitiyor balıklarımız diye. Böyle yol boyunca bu köyde balıkçılar sıralanmış. Çünkü şu anda deniz kenarındayız. Yani zaten Timor-Leste zaten genel olarak nerede olursak olalım her yerde balıkçılar var. Zaten deniz her yer, okyanus kıyısı. Her zaman da taze oluyor tabii bu balıklar. Burada da köyün bir karaoke barı var. Şöyle bir girelim. Kapalı ama. Aa, köpek fena bakıyor vallahi ısırır ha. Girme dedi. Çok fena bakıyor. Şu şekil tuktuklar var. Taksi görevi görüyor bu köyde. Polis eşliğinde şöyle bir cenaze merasimi var şu anda. Böyle bir şeye denk geldik. Bunu da göstermek istiyorum. Şu mikro ledler buranın minibüsü. Geçen de konuşmuştuk. Timor-Leste'nin cenaze kültürü böyle. Kalabalık olduğuna bakma. Çünkü bu insan yaşarken hiç bu kadar seveni olmaz. Öldükten sonra çok değerlidir. 6 ay boyunca bedava yeme içme var. Öyle mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani bu merasime şu anda katılan insanlar 6 ay boyunca. Tabii ki. Şimdi bu cenaze gelmeden önce cenaze evinde yaklaşık 8-10 tane keçi kesilmiştir. Ya da ne bileyim 3-4 tane dana kesilmiştir. Onlar bir ziyafet çekilmiştir. Şimdi bittikten sonra merasim tekrar gidip 3 ay boyunca o evde vefat eden kişinin yaşadıkları, çocukluğunda, gençliğinde oynadığı oyunlar, evlerde oyunlar oynatılır, eğlenceler yapılır. O şekilde. Canlısından ziyade ölüsü çok değerli. Şu anda tuktukla devam edeceğiz. Gol Masriye. Abi full full. Eşkıya gibi yol kestik ha. Are you happy? Yes, we are coming. Ayhan abi bizi nereye bırakması gerektiğini söylüyor. Mam bele ba mı bara? Bele be. Kaç kişi, 4 kişi binebilir misiniz? Abi arabaya 7 kişi bindik ya. Ha? Buna 4 kişi bineriz. Ayhan abi sıkı bir pazarlık yapıyor şu anda. Gideceğimiz yere kadar. Limon bulsun. Bu kafamdaki şey ne ya? Müziği olmadan bunlar yürümez ki. Ses sistemi. Ses sistemi evet. Hadi bakalım. Smoke. He? Smoke? You smoke? Oğlum adam diyor bir sigara içmeden yola çıkmam diyor. Hadi ya. He, gülüyor bir de bak kendisi. Hadi iç hadi. Hadi iç. Madem arkadaş sigara içiyor biz de bir su alalım. Bittik ya. Su almadan bu yola çıkılır mı abi? Bizde var ya. Al abi. İki tane daha al. Dörtleyelim suyu. Tonga'da da böyle. Tonga adasında. Okyanus suya doğru geçince hep Çinliler çalıştırıyor marketleri. How much? $1 for $4. Şöyle 20 dolar verelim. Böylece sokakta da gerçekten Amerikan doları geçtiğini şöyle birebir test edip onaylamış olduk. Bak, doların üstünü şey veriyor ama bak. Yerel parası. Evet arkadaş sigara içsin. Cigara. Konek. He? Konek. No, it's okay. Çekim yapamayız ya, müzik açmasın. Abi aynadan bakın bana. Nasıl bittik ya? Çok sıcak, çok. Abi tuk raconu budur. Buradan böyle tutunman gerekiyor. Çünkü bacağın, ayağın her yerin açıkta kalıyor burada. Biraz da denge önemli tabii. Bakın hemen burada yine bir haç görüyoruz. Timor-Leste halkı çoğunlukla Katolik. Yani genel olarak ülkeye Katolik diyebiliriz aslında. Sevmiyorum böyle genelleme yapmayı ülkeler hakkında ama hani ülkenin bir dini varsa bu ülkenin Timor-Leste'nin Katolikliktir yani Hristiyanlıktır. No music. What's your name? Montepo. What do you call this tuk-tuk? Tum-tum. Buradaki tuk-tuklara tum-tum diyorlarmış. Abi gittiğimiz hızı Ali Can'dan anlayabilirsiniz. Acayip bir köyden geçiyoruz şu an. Bak burada serinliyorlar, yine balık satıyorlar. İlk başta bakışlar agresif gibi görünse de aslında Murat abinin de dediği gibi biraz umutsuzluk var gözlerinde. Biraz daha tedirginlik ve bilememezlik var. Uzun yıllardır burada yabancı görmemişlik de var. O yüzden şaşırıyorlar açıkçası. Şaşkınlıkla bakıyorlar. Yani selam verdiğinizde o yüzler, o agresif yüzler hemen yumuşayabiliyor. Dili'den ayrıldık şehir merkezinden. Yollar bu şekilde devam ediyor. Vallahi tuktuk da, daha doğrusu buradaki ismi tumtum da bu şekilde ilerlemek bile yorucu. Kafamın üstünde müzik seti var. Abi yollar bu şekil. Şimdi Mobasa diye bir yere gidiyoruz. Yolumuza minibüsle devam edelim dedik. Çünkü tuktuk harbiden çok yavaş. Buradan bir saatte gidemeyeceğiz yoksa. Şurada köşede bir minibüs bekleyelim burada.
Vallahi bunlar geçerken artık kimse kusura bakmasın. Şöyle kamerayı, telefonu falan indiriyorum. Göstermiyorum pek bir şey. Çünkü dün Alican'ın yaşadığı olay bize güzel bir ders oldu. Böyle yol kenarlarında falan hiçbir şekilde kamerayı böyle uzaktan tedbirsiz şekilde tutmamaya çalışıyoruz artık. Minibüs mü bekliyoruz abi? Evet abi. Mobara. Ben de Mobasa dedim. Mobese gibi. Mobara bir şey abi. Abi biz o tuttukla devam etseydik muhtemelen 1,5 saat sonra yarın uçağı kaçırabilirdik yani. Müziği açmak istedi, açma dedik. Sigara içmek istedi, hızlı iç dedik. Trip attı, triple geldi. Ondan gitmedi. Cevap da vermiyor. Şeyi sordunuz ya, neden burada Arjantin bayrağı var diye. Ben sevmiyorum diyor Arjantin'i. O yüzden diyor. Çok şey yani, ters olmak istedi bize yani. Alican almış arabayı. Alican aldı. Değişik bir ekip olduk. Alican arabayla. Geldi olmuş o zaman. Gelir abi, gelir, sabır. Tamam, ben de diyorum ki gidelim oraya. Dönüşte yakalayalım dolmuşu. Bu arada harbiden bu bilgi var değil mi abi? Geliyor yani bu minibüs. Az da olsa geliyor ama. Ya geliyor minibüs. Geliyor yani değil mi? İlla işte. Tamam. Boş bir de yani dolu molu değil. Bir kişi var için. İyi tamam güzel. Abi biraz yerel sohbet mi? Mısır soruyorum da tavuklara. Ben de hayvanlar var. Ördekler, tavuklar var. Kazlarım var, mısır var mı diye. Daha taze olmadı. Evet, şey galiba çiğniyorlar değil mi? Ha işte o dün Vietnam pazarda çektiğiniz şeyler var. Merhabayı nasıl diyorduk burada? Ha? Öğleden sonra olduğu zaman botar di mana, işte mana kız kardeş demek. Botar di mana, botar di mana. Ama Malay, my Turkey. Malay to Turkey. Malay da arkadaş demek herhalde. Malay yabancı. Yabancı Malay mı? Yabancı demek. Türkiye'den evet. Gelen yabancı. Malay da Turkey. Burada yaşıyorlar değil mi? Ya bunlar burada. Ben severim bölgeyi. Hem yeşillik hem sakin. Sakin yani bir bölge. Dili gibi evet, dili gibi değil. Dili çok sıcak, çukurcu olduğu için yanıyor. Bak burası sakin, burada evet. Terlemiyorsun bile. Evet. Hem dili dediğimiz ama zaten başkentte. Dili ilk evet. İndiğimiz yer. Dün gezdiğimiz. Ama burası doğal, yeşillik. Köy hayatı işte. Köy hayatı. Evet. Köy hayatı ama sakin. Benim sevdiğim bölgelerden biri burası. Murat abi deneyimli bak. Tek attı. Vallahi Murat abi tek attın ha. Mobara. Mobara. Allah. Selamun aleyküm Ayhan. Selamun aleyküm. Dikkat edin. What's your name? No. No name. No name. No. Adı yok, namı var. Murat abi tek attın ya. Eski otostopçuyuz abi. Valla sağ olsunlar, elimizi kaldırdığımız anda aldılar ya. Gibi de bir sahne vardı ya. Hani artık bunu da yapmadık demeyiz. Valla benim yapmasaydık da olurdu diyebileceğim bir şey. Yani bakın arkadaşlar da böyle agresif gibi bakıyorlar ama değiller ya. Güzel evet, insanlar. Doğru, orada otostop yapmadık demeyiz artık. Thank you. Obrigado. Por favor. Her dilde söyledik ya. Şükran. Thank you. Unuttuysak artık geçmiş olsun. Şu anda Moraba Fort'a geldik. Selamun aleyküm. Oh, kind, it's gangsta. Evet, güzel bir sahil kasabasına geldik şu anda otostopla. Ministerio do Turismo Arte e Cultura. Hello, hi. Struggle. Wait. Bak, struggle yazıyor burada. Mücadele. Adamsınız be. Kamyonun üzerine struggle yazmışlar, mücadele. Bence kamyonun içindekiler de üstünde yazanı bayağı bir temsil ediyor. Hello, how are you? I am fine. You're fine. What's this uniform? It's Timor-Leste team, football team, number 3. Okay. Utandılar, hemen nasıl kaçtılar. Şimdi şöyle size bir denizi de göstereyim. Buranın olayı zaten deniz. Moraba Beach, Moraba sahilleri. Şöyle görebilirsiniz sahilleri. How are you? What's your name? My name is Yana. Your name? Lorinda. Lorinda. Okay. You are all from here, from Moraba? Mobara. Mobara, not Moraba. Mobara. We are from Turkey. Yes. You sell some stuff here? Nasıl utanıyor ya? Okay. Mobara'daki belki de tek esen yeri bulmuşlar, oturuyorlar. Güzel, serin. T
Timor Leste. Timor Leste diye yazılır, Timor Leste diye okunur. Aynen bu şekilde şu an ülkenin resmi ismi. Demokratik Timor Leste Cumhuriyeti aslında. Şu gördüğünüz ülkenin şu andaki resmi ismi. Yani buralılar, yerli halk ülkeye zaten Timor Leste denmesini istiyorlar. Çünkü Doğu Timor dendiğinde bu Doğu ve Batı olduğu çağrışımını yaratıyor. Doğu Timor genellikle isim olarak Endonezya hükmü altındaki Timor'u temsil ettiği için buradaki yerel halk Timor Leste, yani yeni ismiyle Demokratik Timor Leste Cumhuriyeti'nin kullanılmasını tercih ediyor. Ufak bir desteğimiz olsun, bir de belki bunu birine armağan ederiz. Bir tane de şöyle şey alayım ya. M olsaydı ne güzeldi ya. Ne yapalım? Bir tane de B alalım. Belki ilerleyen vakitlerde B harfini hediye edebileceğimiz biri çıkar ya. Tamam. 1, 2, 3, 4. Okey? Okey. Atar. Thank you, thank you. Terima kasih, thank you, obrigado, şükran, teşekkür ederim, danke schön. Burası eski bir kale aslında. Sonradan restorana çevirmişler sanırım. Tia Caner restoran. Bir girelim bakalım. Tia Caner Mubara. Ayhan abiyi biliyorsunuz videolardan artık burada. Zamanında Ayhan abi burayı kiralayıp burayı koca bir gece kulübü haline getirecekmiş. Sonra artık neler olmuş bilmiyorum, soralım diye. 2016'da ben burayı devralacaktım. Burası devletin. Burayı night club yapacaktım. Hiçbir şeye dokunmadan. Aslında güzel vizyon abi. Ağaçlara çok güzel vizyon. Evet, doğa. Çünkü buraya karşıya da çok fazla yabancı geliyor gördüğüm kadarıyla. Tabii yani ki, bu burası, Moraba biraz turistik bir. Tabii ki burası köy. Burası tek yol for the Kupan'a gitmek için. Tüm otobüsler buradan. Kupan Endonezya, dediğimiz Kupan. Endonezya. Kupan Endonezya tarafı. Sınır buradan sonra. Batı Timor tarafı. Evet. Tüm yabancılar zaten bu yol üzerinden geçmek zorunda. Sen de dedin ki burada arabasıyla, güzel bir gece kulübü patlatırız. Arabasıyla Kupang'a gidenler, Kupang'dan gelenler, Malyana'da yaşayanlar. Ben bir de otobüs servisi koyacaktım. Haftada bir gün, sadece cuma günü. Hmm. Cuma gün gece bir başlayacaktı burada. Cumartesi gün sabah yatmak isteyenlerin arka tarafta şeyler yapacaktım. Efsane ortam ya. Rumlar, odalar yapacaktım. Şu anda Tia Caner Mubara restorana bir giriş yapıyoruz. Aslında az önce gördüğümüz karşıdaki ufak yerler gibi burada da el işi bayağı bir şey var. Aynı zamanda da restoranımsı bir yer gibi. Mutfak tarafı burası. Gaz ocağı falan, araba, ocak. Ocak bu. Kullandım eski yöntemlerden. Hello. Aslında güzel, otantik bir deneyim yaşamak istiyorsan, bir yemek yiyeyim diyorsan buraya gelebilirsin. Aynen, ama onların kültürel yemekleri. İşte gördüğün gibi masanın üzerindeki pirinci gör. Evet bak, mesela tam buranın yerel pilavlarından biri. Köri soslu pilav mesela buranın yerel lezzetlerinden bir tanesi. Çok eski Portekiz döneminden tarihi bir yer. Yani bu ağaçları bu şekilde böyle konumlandırmak, yani dizayn etmeye çalışsan bu şekilde dizayn edemezsin. Evet. Konum çok güzel. Çok ağaç kesildi şu son 10 yılda, 150 yıllık ağaçları katlettiler, hep kestiler. Az önce buraya girerken söyledik, burası bir kaleydi zaten eskiden. Toptan da anlayabilirsiniz. Yani gelene vururlar buradan bak. Eğer böyle bu taraftan ilerlersek Kapon'a doğru gidiyoruz. Yani Batı Timur'un başkenti orası. Oradan Endonezya'ya giriş yapıyorsun. Zaten sınıra yakınız, 1 saat, 1,5 saatlik bir mesafemiz var. Oraya girdikten sonra oradan da uçuşlarla Bali'ye, başka ülkelere falan geçebiliyoruz. Ama uçuşlar, özellikle aktarmasızlar çok kısıtlı buradan. Buraya geliş sadece Bali adasından olabiliyor ya da Avustralya'dan oluyor. Zaten Avustralya'ya çok yakınız. Darwin'e buradan uçuş süresi 50 dakika falan, İzmir-İstanbul arası gibi. Abi şu tepeye bak, resmen böyle tavan gibi olmuş. Çok yerel bir restoran gibi, yani gördünüz az önce mutfağı, içeriye. Böyle otantik bir deneyim mesela yaşamak isteyen biri buradan geçerken falan gelip burada yemek yiyebilir tabii. Ağaçlar o kadar eski ki çok güzel bir görüntü vermiş. Hatta güneşi de muhteşem kesiyor. Şimdi bu kale içindeki restorandan ve Moraba'dan ayrılıyoruz. Laota diye buranın en iyi sahillerine gidiyoruz. Yani buradaki artık insanların hafta sonları takılmayı seçtiği yere doğru ilerliyoruz. Evet, Laotao'ya geldik. Burası artık en kalburüstü mekan diyebiliriz. Zaten girişte asker var, solunda görüyorsunuz. Bu tarz yerleri genelde askerler tutuyor. Askeri ülkelerde böyle oluyor. Afrika'nın da birçok ülkesinde böyle oluyor. Girelim şöyle. Lahata Beach, escape diyor. Escape dediği de ülkenin geri kalanından bir kaçış gibi düşünebilirsiniz burayı ya. Oo, harbi çok güzel ha. Çok bakımlı bir kere yani. Sahil inanılmaz bakımlı. Buradaki devlet görevlileri ve en zengin kesim genelde burada takılıyor.
Onlara göre bir ortam yapmışlar zaten. Şuraya bakarsanız çiçekler, ağaçlar budanmış, tertemiz bir görüntü var. Ya çok güzel bir ortam var. Abi şuraya girdiğim anda kafamda reggae çalmaya başladı. Arkada Bob Marley dönüyor. Çok güzel ortam ama. Şöyle sahile doğru bir de bakalım. Sahil aşağı yukarı bütün Timor-Leste de aynı. Gerçekten çok güzel bu arada. Bütün kıyı şeridinde sahiller çok güzel. Şöyle upuzun bir sahildeyiz şu anda. Şimdi bayağı sağanak yağmur başladı. Muson yağmurları tabii bu. Çünkü burası da aynı Bali gibi muson döneminde aslında. Yağmur yağdığı için de biz masamızı şöyle içeri aldık. Bayağı da acıkmıştık. Hepimiz bir şeyler yedik. Nasıl yediğimiz önemli değil ama en azından bir menüyü size göstermek istiyorum. Buradaki fiyatları biraz yüksek fiyatlar. Onları bir göstereceğim. Bir de şurada içeride bar kısmı yabancıların gelip çok rahat bir şekilde takılabileceği bir ortama dönüşmüş. Sadece tabii yabancılar da değil. Buranın biraz daha yüksek kesimi de burada takılabiliyor. Maddi açıdan yüksekten bahsediyorum tabii. Hello. YouTube? Yes, YouTube. How are you? I'm well. You are from here? Yes. This is my place. Ah, this is your place? Yes. We are coming from Turkey actually. I know. My friend, we buy bread from him. What's your name? Carlos. Yeah. My name is Mert. Mert. Yes. Nice to meet you, Mert. Nice to meet you too. You got any other like Turkish guests sometimes or we are the only ones? The only ones. Yeah, the only ones. For, and also I saw a lot of foreigners hanging out here. Yeah, a lot of Portuguese. Yes. Today we had the Japanese ambassador there. We had one general from Portugal army. Do you want to say anything who will come to Timor-Leste? You want to say something to Turkish people? Welcome to Timor-Leste. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mesela şöyle bir kahvaltı menüsü var. 6 dolardan başlıyor. Eğer ana yemeklerden bir şey söylemek isterseniz burada fiyatlar biraz artıyor. Mesela balığın fiyatı şu şekilde 18 dolar. Izgara tavuk var 15 dolar. Steak söylersen 19 dolar. Fiyatlar bu şekilde. Salatalar mesela Sezar salata 8 dolar. Yunan salatası 8 dolar. Şimdi bu güzel yerden ayrılıyoruz. Gerçekten bir cennet yaratmışlar Timor-Leste'nin içinde. Az önce sahibiyle de tanıştık. Vizyoner bir insan olduğunu zaten konuşmalarından bile anlayabilirsiniz. Buradan ayrılıyoruz şimdi. Zaten hava kararıyor. Berbat bir yağmur başladı. Muson dönemindeyiz. Bu yağmur biter mi bitmez mi onu da bilmiyorum. Şu anki rotamızla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü yağmur bayağı bastıracak gibi duruyor. Hava bayağı kapalı. Bakalım biraz da yağmura göre hareket edeceğiz. Şu anda Antigua Rua Antonio Heitor. Biliyorsunuz artık çok kez tekrar ettik. Burası bir Portekiz sömürgesi olarak kaldığı için 400 yıl boyunca isimler, caddeler, mekan adları hep Portekizce. Burası da dilinin yani Timor-Leste'nin başkentinin en işlek caddelerinden biri. Şu an Otel Timor'un önündeyiz. Burası ülkenin nadir 5 yıldızlı otellerinden bir tanesi. Hatta ülkenin en lüks kahve içebileceğiniz lobisi olan otellerinden bir tanesi şu anda. Ayhan abi, Otel Timor buranın en iyi oteli diyebilir miyiz yoksa otellerinden biri mi? En iyi oteli diyebilirsiniz. Var Golgota var, Turizma var. Ya bir numara burası diyebiliriz burası, yani. Numara burası. Otel Timor. Biraz da çünkü içerisi dekor olarak da evet, Timor veriyor yani. Ve şimdi biraz önce gelen Endonezya Büyükelçisi. İçeride bölgenin büyükelçileri, generalleri evet. Falan da takılıyor. Bir önceki gittiğimiz mekandaki gibi aslında. Aynen. Burada da öyle bir durum var. Genelde ziyaret ettikleri yer, konakladıkları yer burası. Evet. Bir girelim içeri bakalım o zaman. Şöyle bir resepsiyonu var. Otel burası tabii. Biz şöyle arka tarafta lobisinde oturuyoruz. Kahve içeceğiz. İçeride serin, güzel bir hava var. Ve şöyle güzel de atmosfer var aslında. Bunlar kanolar. Belki Yeni Zelanda videolarımı izlediyseniz Maorilerin okyanusya'da açıldığı böyle çiftli kanolara benziyor. Tabii bunlar yelkenle biraz daha sonraki vakitlerde yapılmış ama Doğu Timor insanı da zaten Avustronezyalı. Yani bu bölgenin, okyanusya bölgesinin insanlarından oluşuyor. Özellikle buradaki ilk videoda çarşı pazar gezdiğimizde yerlilerin yüzünden anlayabilirsiniz. Papua Yeni Ginelilere özellikle çok benziyorlar. Arka tarafımızda da restoran kısmı var. Evet, bir pazar günü de güneşi Timor-Leste'de batırdık. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Eğer abone olmadıysanız abone olunuz. Yanındaki zil işaretini de açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Aşağıdaki yorumlar kısmına da bütün öneri, görüş, eleştiri, olumlu, olumsuz her şeyi yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok önemsiyorum. Hepsini okumaya çalışıyorum. O yüzden yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorumlarınızı da esirgemeyiniz. Timor-Leste'de bugün biraz daha demokrasi
Demokratik Timor-Leste Cumhuriyeti'nin başkenti Dili'de bugün biraz daha turistlerin, yani yabancıların ve maddi açıdan daha iyi durumda olan yerlilerin nerelerde takıldığını biraz daha görmüş olduk videonun geneli itibariyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like, yani beğeni tuşuna basınız. O zaman sizi Timorlu yaşlı bir teyzemizin yüzüyle bu videodan uğurlamak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman kadar kendinize iyi bakın.